Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza 9 Ekim çarşamba gününe ait ipucu tahminlerimle karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bence çok iyi olduğunuzu düşünmüyorum çünkü sıkıcı günlerden geçiyoruz evet. Maçlara kavuşana kadar biraz idare edeceksiniz. En azından bir gün daha dayanın. Biz de bu yoklukta saçma sapan maçlara oynamaya devam ediyoruz. Ne yapalım? Can sıkıntısı başka türlü de yani zaman akmıyor. Bizim eğlencemiz bu, bizim keyfimiz bu. Ben de sizler için tahmin bulmaya çalışıyorum. Tuttursak tabii ki daha mutlu olacağız, <laughs> değil mi yani? Hocam güzel, maç veriyorsun, eyvallah ama gelmiyor. <laughs> Doğrudur. Şimdi ben bugün bu videoyu erken çekiyorum. Açıkçası maçlarım nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Düne ait. O yüzden e, biraz erken çekmek istedim videoyu. Ondan sonra öyle güzel bir maçlara baktıktan sonra film keyfi falan yapacağım. Biraz dinleneceğim. Kendime vakit ayıracağım. Belki kitap falan okurum. Ne bileyim yani. Bir şeyler yapacağım yani. Siz de mutlaka boş zamanınızda olursa yaratabilirseniz kendiniz için bir şeyler yapmaya gayret edin. Bugün çok güzel bir mesaj aldım arkadaşımızdan. dedi ki Alper hocam dedi. Ben de seni dinlemeyi çok seviyorum dedi. Yani bir sohbet tadında bir iddia tahmini veriyorsun. Keyif alıyorum dedi. Sonra bu mesajı okuduktan sonra bir kez daha doğru yolda olduğumu gördüm. Evet aslında ben size tahmin veriyorum. Bazen güzel kazanıyoruz. Bazen ikide kalıyoruz. Bazen de gelmemezlik de oluyor tabi ama... E, amacım böyle... E, beni dinlemenizi sağlamak. Yani... Sanırım bunu başarıyoruz. Fakat sanırım iyi bir mikrofona ihtiyacım var. Evet belki ses çok rahatsız etmiyor olabilir ama kaliteli bir mikrofona ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum, düşünüyorum. Şöyle birkaç tane büyük firmaya yazdım. Ee, dedim ki bana güzel profesyonel bir mikrofon verin. İşte bakın yayın falan yapıyorum. Bakalım geri dönüşü olursa, güzel bir mikrofon olursa ben de size çok daha iyi bir ses tonuyla hitap edeceğim. İçinizde varsa böyle tanıdık. Böyle büyük şirketlerde çalışan ve e, bu ses tonuyla alakalı yardımcı olabilecek. Lütfen de bana ulaşsın. Biz de en azından o şirketin de ufak da olsa bir reklamını da yapmış oluruz. Velhasıl kelam bugün 9 Ekim Çarşamba. Yine maç yok. Olmadığından dolayı ben sizler için 3 tane maç seçtim. Eee Yine çok güzel 3 maç ve erken başlıyor. O yüzden başlığı da böyle attım. Uyan maçlar bugün erken. Evet ya yani bugün 1'de başlayacağız 4'te bitireceğiz. Tuhaf seansı olacak ama inşallah erkenden olayı bitirip cebinize parayı koyarız. Akşam da güzel bir yemeğe gidersiniz diye düşünüyorum. Sözü fazla uzatmadan son bölüme geçelim. Son, son bölümde de zaten sizlerle yine sohbet edeceğim. Şimdilik tahminlerdeyiz. Son bir ricam daha var. Lütfen şu an videoyu bir saniyeliğine durdur ve beğen. Teşekkür ederim beğendiğin için. Hadi bakalım tahminlerdeyiz. Dostlar, güzel insanlar, eğer erkenden uyananlardansan ya da erkenden güne başlayanlardansan şu anda şanslısın çünkü bu tahmini görebiliyorsun. İnşallah da kazanarak da güne başlayacağız. Şimdi Japonya Lig Kupası yarı finalinde ise Albrex Nigata ile Kawasaki Frontale karşılaşıyorlar. Ev sahibi ekibin son 5 maçı 2.5 gol üstü bitti. Güzel. Aralarında oynadıkları son 4 maçta 2.5 gol üstü bitti. Ne oldu? Toplamda 9 maçlık bir seri bulmuş olduk. Yani tahmin verirken arkadaşlar elimizde bazı veriler olması gerekiyor ki hani biz bu tahminleri sığınalım. Bizi desteklesin ki e, gelmesi için bir sebep bulalım ya da oynamak için bir sebep bulalım. O yüzden benim bugünkü sebebim bu. Altta solda altta ekran görüntüsü attım. Görüyorsunuz 2.5 üstte %50 ihtimal veriyor istatistik verilerde. Ama ben o kadar da düşük olduğunu düşünmüyorum. Ama veriler böyle. O yüzden ben bu maçla alakalı tahminimi 2.5 gol üstü oranda 1.55 olarak düşünüyorum. Değerlendirenlere de hayırlı olsun. Aa, bak işte bu çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar size iddia ile alakalı güzel bir öğretide bulunacağım. Şimdi eğer bir maçta çok gol olacağını düşünüyorsanız ama tahmini çok zor ise yapmanız gereken tek bir şey var. İlk yarı çifte şansa sığınmak. Neden? Kazanma ihtimalin %65'in üstü. Şimdi bu maçta biz goller bekliyoruz. E, gollerin nasıl çıkacağını bilmiyoruz ama. Yani mesela e, dün ben size yine İngiltere Alt Liginden eee 1.5 üst demiştim ilk yarı. İlk yarı bir gol çıktı, ikinci yarı 5 gol çıkmıştı. Şimdi yani bunu öngöremediğimiz için o yüzden biz ilk yarı çifte şansa sığınıyoruz. Bu da sizin için özel bir tecrübe olsun. Böyle durumlarla karşılaş... Mesela iki maç buldun abi. Eyvallah cebine koydun. Üçüncü tahmini arıyoruz. Gollü maçlara bak. Tamam mı? İlla yani iki buçuk üstü ya da karşılıklı gol var oynamak zorunda değilsin. İlk yarı çifte şansı değerlendir. Kimisinde oran düşük. Kimisinde yüksek. Kimisinde orta derece ama mutlaka ama mutlaka tatmin edecek bir oran yakalayacaksındır. O yüzden bu maçla alakalı benim tahminim İlk kere 1-2 çifte şans oranlı 1.30 değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet günün son tahminindeyiz. Slovakya kupaya götürüyorum. Podgorica ile Ruzomberok karşılaşıyorlar. Şimdi tabii ki aralarında bu iki takımın çok büyük bir kalite farkı var arkadaşlar. Hem kadro değeri olarak hem de oyuncu farkı. Fakat kupa maçı arkadaşlar, yani kupa maçlarında potansiyel olarak her şeyin e, olabileceğini göz önünüze almanız lazım. Şimdi Rosenberg için çok rahat, rakibini kolayca yenebileceği bir maç olarak düşünüyorum. Fakat ev sahibinin çok gole yatkın bir özelliği mevcut. Şimdi bu maçta mesela 2.5 üstü beklentisi %65, 3.5'a vursan %50 falan. Anlatabiliyor muyum? Yani 3 gol, 4 gol falan bekleniyor. E ben peki ben neden yani e, ev bu kadar golle de yatkın ve Rosenborg'un da bu maçı hafif alacağını düşünürsek karşıtı gol var oynayayım. E, Oranda riski karşılıyor. Yani ben böyle yapardım. Ha sen yani iki buçuk üstü oynarsın ama orana bak yani çok komik bir oran Yani. Şimdi ben sana nasıl veririm şimdi bir yani iki buçuk üst. Üzülmez misin yani? Ben o yüzden biraz hem riski arttırmak istedim hem de kuponun değerini yükseltmek arzu ediyorum. O yüzden bu maaşla alakalı tahminim. Karşılıklı gol var. Oranlı 1.75. Değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok sağ olun. Var olun. Yine videoyu sonuna kadar izlediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Mutlu oluyorum. Valla ilgi alaka gösteriyorsunuz. Son bölümü ben biraz sohbet ayırdım. Beni dinlemeyi sevenler ya Alper Hocanın bir iki taktik alırız belki deyip dinleyenler. Ya da can sıkıntısı. Adamın zaten boş vakti var ya da değerli hanımefendi evde ev iş yapıyor. Bari Alper Forza'yı dinleyeyim de İki sohbetine katılayım diyenler mutlaka olacaktır. Çünkü ben e, sizlerle sohbet ederken konuşurken sanki karşımdayken yani karşımda var mısınız gibi, etrafımdaymışsınız gibi sizlerle sohbet ediyorum. Yani benim için sıradan bir takipçiden aboneden çok daha fazlasınız. Her biriniz bir can, her biriniz bir kalp, her biriniz bir çift bir gözsünüz. Her birinizin hayatı var, ihtiyaçları var, mutluluğu var, üzüntüsü var. Hepsinin farkındayım. Fakat şimdi derin mevzulara girmeden önce 3 tane tahmini yine sizlerle paylaştım. Yine benden 3 tane tahmin aldınız ama. <laughs> yani bakın söverseniz haklısınız. Yemin ederim itirazım yok. Yani oynuyorsun bazen olan Alper Hoca vermiş tahmini. Atayım 500 lira falan diyorsunuz ya da 1000 lira. Gelmeyince ilk maçtan yatınca kesin bana sövüyorsunuz. Bak ben bunu <laughs> bunu biliyorum. Canınız sağ olsun. Ama az sövün. <laughs> ya kimse bu oyunu kaybetmek için oynamıyor sonuçta. Ama iyi niyetimden kuşkunuz olmasın hakikaten en doğru tahminleri bulmaya çalışıyorum. Bak formda olduğum zaman affetmem. Buraları yakarız, yıkarız. Her gün kazanırız. Tamam mı? Ama genel olarak tahminlerim de çok büyük yüzdeyle geliyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız, derdimiz de yok. O yüzden ben inşallah bugün 3 tane tahmininde de geleceğini düşünüyorum. Umarım size de kazandırırım. Bakın bu tahminleri alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz. Bir tane örnek vereyim. Şimdi İngiltere Ligi'nde ne demiştim size? İlk yarı 1-2 çifte şans. Oyun İddia da açık canlı da görüyorsun maçı. Dakika 30 0 0. Alper Hoca ne yapmış? 1 2 çiftte şans demiş. Yani bir gol oynayabilirsin alternatif olarak. Tamam mı? Veya ne bileyim Japonya 2.5 gol üstü demişim. Tamam mı? Dakika 70 1 1. Canlıdan görüyorsun. Değerlendir. Karşılıklı gol var. El sahibi mesela 0-5 gol üstü alabilirsin iddiadan açılmışsa neden olmasın. Yani bu gibi alternatifleri de kendiniz canlıdan da değerlendirebilirsiniz. Çünkü ben YouTube'a çok önem veriyorum. Her yönem verdiğimden dolayı da buradaki yaptığım tahminleri gerçekten çok araştırdığımı bilin. Ama gelmezse de yapacağım şey yok. Bir de şu, şu dikkatimi çekti. Son zamanlarda maçlarda çok fazla penaltı kaçıyor. Dikkatinizi çekti mi? Yani hangi maç olursa olsun artık penaltı atılırken lan acaba gol olacak mı diye artık şüpheye düştük. Ya yani İspanya'da bir maçta 3 tane penaltı kaçtı. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'lerinde penaltılar karşı bir maçta iki tane. Yani dün Çekya İngiltere Estonya penaltı kaçıp duruyor. Abi inanılmaz derecede maçlarda penaltı kaçıyor. Yani kafayı yiyeceksin ya. Yani. Değil mi? Yani sen oynadığın maçlara bak, kuponlara bak işte yani bir gün içinde mesela 5 tane maçı oynadın. 5 maçın 3'ünde penaltı oldu. 3'ünün de kaçma ihtimali o artık çok daha kuvvetlendi. Kafayı yer insan ya. Bu nedir abi? Ya penaltı atmak bu kadar zor değildi önceden. Bal gibi penaltı olunca bal gibi gol oluyordu yani. Hani %70, %80. Ama şimdi ihtimal %50'ye falan düştü. Ya kaleciler çok şey değiştirdi. E, kafa yapıların çok değiştirdi. Özel eğitimi alıyorlar. Ya da abi oyuncular e, topa vururken heyecan falan yapıyorlar ya da. Hala şu mesela tartışma devam eder. Penaltı kaçırılır mı? Yoksa kaleci mi kurtarır? benim düşüncemi sorarsanız abiciğim, bence o oyuncu penaltı kaçırır. Topu çünkü doğru yere vurursa gol olma ihtimali her zaman çok yüksek. Penaltıda topu 90'a vur. Gol olma ihtimali %99.9. Yani o kadar yüksek. 90'a vur. Yeter ki top oraya gitsin. yani en kötüsü direği çarpar. Kalecinin kurtarma ihtimali zaten yok. Yani hangi kalecinin bugüne kadar 90'a giden bir penaltıyı kurtardığını gördünüz. Ben görmedim vallahi. Hiç şahit olmadım. Böyle tuhaf bir durum var vallahi maçlarda. Yani artık penaltı kaçma kaçmasından falan maçların yoruldum. Bazen mesela tahmin falan veriyorum, canlı falan paylaşıyorum gruplarımda. Çok güzel, güveniyoruz, her şey iyi gidiyor. Penaltı oluyor, penaltıyı kaçırıyorlar. Yani 1 değil, iki değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. İnsanın sabrı da bir yere kadar hakikaten. Adama da anlatamazsın yani. Penaltı kaçtı filan. Hocam paylaştın gelmedi ama sonuçta bu. Yani bahane üretmeyi sevmiyorum ama yani böyle de kaybetmek çok üzücü oluyor bazen. O yüzden ben sizin derdinizi çok çok iyi anlıyorum. Velhasıl kelam böyle penaltılarla alakalı birazcık sizlerle serzenişte bulunmak istedim. Konuşmak istedim. Bugün yine kupon yapılacak bir gün değil. işte. 3 tane maç paylaştım. Oradan değerlendirirsin. Yine maç yok işte. Keyifli takıl. Tamam mı? At 30 lira benim kuponu. <laughs> Hocam senin kuponu en fazla 30 lira atılır. <laughs> Kimse öyle yazmadı ama ben şu an kendi bir eleştirmiyorum. Senin kuponlar en fazla 30 lira. Yok be çok büyük çok baba oyuncular var ya benim kuponları oynayan yani. 50 bin basan gördüm abi benim kuponu adam yani basıyor ya. Yani. Güveniyor. Allah razı olsun. Eyvallah. Boş adam değiliz. 27 yılımı verdim babacığım? Bak sen genç adamsın. Belki mesela 20 yaşında genç bir çocuk dinliyor. Bak sen dünyada yokken tamam mı? <laughs> Tohum bile değilken <laughs> hani biz Kıbrıs'a falan gidip maç yapıyorduk ya, yani. Maç alıyorduk. Falan yani. Ey ya. <laughs> ne zamanlar ya. Neyse arkadaşlar. Canlarım, güzel insanlar. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Yorum yapanlar, yapmayanlar. Yorumunuzu yapın. Dışarıdan dinleyenler, kaçak izlemekten artık vazgeçin. Abi İp tv değilim ben, kaçak tv değilim ya. YouTube yayıncısıyım. YouTube yayıncısını kaçak izlemek nedir oğlum? Bir kendinize gelin ya Allah aşkına. <laughs> YouTube yayıncısını kaçak izlemek nedir abi? Bir bana böyle çıkıyorsun. Bedava oğlum abone ol. Şu aboneliği yap lütfen. Tamam mı? Değerli hanımefendiler sağ olun dinlediğiniz için. Her zamanki gibi ilginizi, alakanızı eksik etmiyorsunuz. Bil mukabele her zaman desteğinizi hissediyorum. Son olarak da VIP gruplarıma gelmek isteyenler de lütfen e, YouTube'da açıklama kısmında linkler var. Bana Telegram'dan ya da Twitter'dan direkt mesaj atarak ulaşabiliyorsun. Grubuma da gelebilirsin. Güzel tahminlerimden de faydalanabilirsin. Özellikle bakın yarın Uluslar Ligi başlıyor. Çok çok değerli. Avrupa maçları başlıyor. O yüzden oradan ciddi anlamda yeniden kazanç elde edeceğimize düşünüyorum. Evet bugünkü sözlerim bu kadardı. Sağ olun sohbetimizi de bitirelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Alper Forza.